Neşet Baba her zaman her yerde yanımızda. 2001 geziyoruz, ilk defa radyo açtık ve Neşet Ertaş'tan Yolcu çıktı. Benim en sevdiğim şarkı. Şimdi Meşe şehrinin dışında Horasan bölgesindeki bazı yerleri gezmeye gidiyoruz. Çalat Bey sağ olsun yine bizi gezdiriyor. Tuz şehrine Firdevs'in mezarını ziyarete gidiyorduk. Yol kenarında bakın ne bulduk. Bu bildiğiniz işte safran. Çok değerli olan safran burada. Senede sadece birkaç hafta safran hasatı olabiliyormuş. Şu an bize denk geldi. Google haritana bildiği bir şey varmış demek ki Sedat Bey. Evet. Bizi uzun yoldan getirdi. Burayı görmek varmış. Şimdi bu safranın bu görmüş olduğunuz işte sergol dedikleri en değerli kısmı şunlar. Şunları alıyorlar. Evet. En değerli kısmı safran birkaç bölüm. Ve ona göre de değeri piyasada kıymetlendiriliyor. En değerli kısmı bu kısımlar. Yani senede bir kere hasat edilen bir ürün. Evet. Ve yani, sadece şu içerisindeki 3 tane incecik çubuk. Evet. Yani şu kısımlardan da istifade ediyorlar da. Yani benim bildiğim tam şu tepe kısmı, sergol dedikleri kısım en değerli kısmı. Meşet piyasasında bu işte Horasan diyelim. Horasan eyaleti İran'da safranın merkezi. İran'ın en kaliteli galiba burası dünyanın ama dünyanın hatta dünyanın en kaliteli safranı buradan çıkıyor. Düşününce yani bu coğrafya, Horasan coğrafyası safran için en elverişli iklim ve toprağa sahip. Dolayısıyla dünyanın en kaliteli safranı buradan çıkıyor. Yani Meşet'te bildiğim kadarıyla yıllık 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası bir safran ihracatı oluyor dünyaya. Yani burada bizim arzumuz şu aslında. Yani Türkiye İran'a en yakın ülke ve İran Türkiye üzerinden dünya pazarlarına açılabilme imkana sahip. Çünkü Türk pazarı bu noktada çok güçlü. Yani dünya pazarına ulaşmada çok etkili bizim Türk tüccarları diyelim. Yani bunu İspanya yapacağına bizim Türkler gelip Türkiye'deki büyük işte baharatçılar, kuru yemişler gelip Horasan Rezervi'de, Meşet'te büyük safran tüccarlarla anlaşıp bunu bizzat kendileri götürüp Türkiye'de paketleyip dünya piyasasına ulaştırabilirler. Değerlendirilebilecek bir konu bence bu konu. Safran konusu. Umarım değerlendirilir bir gün. Bunu elan es sefer bebinim. Hop, in elan in kısmet. İn kısmeti bala ki inigini. Bu kısım negin. Yani sergol ya da negin diyorlar bu baş kısmına. İşte en değerli kısmı bu. Şu alt kısmı puşal diyorlar. Şu kısım artık en kalitesiz safran kısmı oluyor. Şu tepe kısmı da sergol ya da negin dedikleri kısım bu tepe kısmı. Çiçeğin geri kalan kısmının bir şeyi özelliği yok. Yani gördüğünüz gibi bu artık atılacak. İn kısmet beder mi kore ya ne? Ne? Şimdi gibi mi yanda zindigi? İle ya bak hani bazı yiyor mesela ne kadar ile hoş kunen böyle daruyu. Aha. Mesela ile hoş kunen böyle daruyu mesela böyle demnuş. Bazı kişiler hani bu kısmı kurutursanız ilaç yapımında kullanılabilir diyor. Ya da işte çay yapılıp içiliyor diyorlar. Ama bütün bu çiçekte asıl hasaptaki asıl kısım bu. Bu eyalette en büyük tarım geliri diyelim safran. Horasan Rezervi eyaletindeki bütün şehirlerde güneye doğru inin. Burada Torbeti Cam'a gidin, Torbeti Hayderi'ye gidin, Nişabur'a gidin. Her tarafta göreceğiniz şey bu safran. Koparmamanız lazım. Onlar koparmıyor yani herhalde üstürü böyle. Bir de böyle çekmemeniz lazım yoksa kaçıyor. Yani yaprak yırtılıyor. Dipten böyle koparmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da elden kayıyor. Bak zengin ettim seni ha. Hadi görüşürüz baba. İdafız. Çok iyi ya. Mis gibi kokteylim. Safranın yan etkisi bu. Evet. Geliyor. Yalnız
Safranın gerçekten psikolojiyi düzeltme, böyle insana hoş etme, rahatlatma etkisi var. Aynen. Ve insanlara yüzden giriyor. Aynen. İran'daki insanların özellikle bu derece trafiğin keşmekeşi olduğu bir ülkede, ki başka bir ülkede olsa kavga kaçınılmaz olur. Ama İran'da bakıyorsunuz o kadar trafik olumsuzluğuna rağmen insanlar kafadan eğip gidiyorlar. Biz genelde sorumuza bunu safrana bağlıyorlar. Safranlı çay içmeler. Doğal kafa güzelliği yani. Yani sakinleştiriyor diyorlar. Şuma malum bana düştüman içtin düşmanı boy. Mami zemini babama bıktıyor şuma kuzaştım şuma filmbozi darına kurineyi. İp hıdari et ya. İyi her çıdılı şuma mukavardarın azık. Abi zengin oldum, kafamı içine sakladım ürünleri. Çıkışta orada tüccarlar bekliyormuş. Gideceğim kelleyi keseceğim. Kellem ilk defa bu kadar değerli oldu yani. Tüccarlara satacağım, ondan İran'ı gezmeye devam edeceğiz. Allah! 3 dolar gitti, 3 dolar. Ablaların kafası ne güzel ya. Ya çalışın diyor. Neyse ben yemeğimi aldım gidiyorum. Çay sanasını. Nem dedim diye uğru bir saat nem dedim. Ya baba kada ne kane? Bu kadar bir saat. Kilo 100.000 TL veriyorlar günlük. Yani şey trilyonluk malzeme toplayıp 4 dolar mı alıyorlar günlük? Aynen evet. Evet 4 dolar bile diye. Yaklaşık olarak 4 dolara çalışıyorlar günlük 100.000 TL. Burada başlarında biri var. Hani biz dedik acaba tembellik yapsanız madem günlük veriyorlar. Yok dedi, başımızda bir kişi var, o bizi denetliyor. 100.000 TL çalışıyorlar günde. Dünyanın en değerli baharat tarlasının yanında dünyanın en değerli yemeğini yiyeceğiz şimdi. Çiğ köfte. Valla çok teşekkür ederim ya. Türkiye'den yeni gelirken Ankara'dan getirdiniz değil mi? Aynen, Ankara'dan. Daha 2 günlük. Çok, çok çok sağ olun. Daha ne olsun. Neyse ben dayanamayacağım. Bence siz yemeyin, kilo yapar. Bayanlar da kilo yapıyor. Samire sen de yeme. Valla dün yemememiz gerekiyordu. Ne yani, bir kere denediniz yeter o kadar. Bence yemeyin. Kilo yapar. Abi Sedat Bey meşes konsolosluğumuzda muavin konsolos. Yani konsolosluktaki ikinci adam diyebiliriz. Ve adam beni takip ediyor ve bakın çiğ köfte sevdiğimi biliyor ya. Çiğ köfte sevdiğimi biliyor. Ben de tam yakın zamanda Meşe'de gelecektim. Daha doğrusu işte dün geldim. Eşi de bir gün önce geliyor. Ve eşine diyor ki ya Mehmet de buraya gelecek. Çiğ köfte al. Adama sürpriz yapalım diyor. Çok ilginç, çok güzel bir duygu ya. Birisinin sizi böyle iyi çözümlemesi ve düşünmesi. Teşekkür ederim Sedat Bey. Yanımdasınız ama izlerken de bunu duymuş olun. Şu an böyle yani önemli, önem arz eden tarihte Horasan'dayız. Burada Türk tarihi için çok önemli karakterler, insanlar yatıyor. Var, yapılar var. Şu an gezdiğim yeri görebiliyorsunuz. Burada işte dozer geçmiş, etrafta tel örgüler sürüklenmiş, çöp dolu. Burada böyle bir şey görüyorsunuz. Bir şey yapmışlar buraya böyle. Burada şu an nasıl anlatsam size. Gördüğünüz gibi çöp dolu. Burada şu an biliyor musunuz? Başka bir yerde olsa şu yer. Burası orijinalde bir kümbet. Burada İmam Gazali yatıyor. Arapça ve Farsça eserler bırakmış. Döneminden sonraki yüzyıllarca boyunca yaşamış insanlık için çok büyük önem arz eden bir insan burada yatıyor. Ama maalesef işte zamanında şöyle bir yapı yapmaya çalışmışlar. Üstünü kapatmışlar, yanını kapatmışlar derken ama şu an bildiniz. Burada İmam Gazali'nin yattığı biliniyor arkadaşlar. Burada İmam Gazali'nin yattığı biliniyor. Ama şu an maalesef gördüğünüz gibi burası harabe durumda. Ne şurası bir restore edilmiş. Hadi restore edilmemiş. Bir en azından çevre düzenlenmesi, doğru düzgün bir yapı yapılsaymış ve korunsaymış. Burada şu an onlar için de bizim için de. İslam tarihinde tamam Sünni olabilir ama İslam tarihinde önemli yer eden, Arapça ağırlıklama Farsça'da eserler bırakan, tüm dünyada kabul görmüş, hala tüm dünyada hakkında konuşulan, önem arz eden bir insanın mezarının bu şekilde olması, yani bilmiyorum, bana dokundu. Artık yani Şii Sünni mevzularına çok girmedim. İran gezim boyunca hiç girmedim. Şunu bir kere zaten her zaman söyledim.
devlet başka bir şey, tamamen İran'da halk başka bir şey. Halk İran halkına kurban olurum. Kesinlikle İran halkıyla hakkın, yani İran halkı hakkında zaten fikirleriniz mutlaka değişmiştir. Benim zaten ön yargılarım yoktu ama iyice kırıldı. İran halkı muhteşem insanlar. Persi ile, Bahtiyarı ile, Ruru ile, Kürt ile, Türkü ile çok güzel insanlar yaşıyor burada ama Şii politika maalesef bu kadar önemli bir zatın mezarının bu şekilde kalmasına göz yummuş ya da bu şekilde kalsın istenilmiş. Belki de bir şekilde İmam Gazali'nin burada yattığı biz tarafından ya da başka coğrafyalar tarafından duyulmasaydı belki de burayı hep yerle bir edeceklerdi, hep kaldıracaklardı. Bilemeyiz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bilindiği halde bu halde bırakıyorlarsa çerçöp içinde demek ki saklayabilseler, gizleyebilseler burayı hep yıkıp, hep yok edecekler. 2007 yılında yanılmıyorsam burada bir adam bu bölgeden şüphelenmiş ve burada bir şey olabileceğini düşünmüş. Buradaki arsayı satın almış ve burada kendi çapında bir kazı faaliyeti yapmış. Daha sonrasında burada böyle bir yapı olduğunu düşünmüş. Sonra buranın işte Kültür Bakanlığı gibi olan birimine bu durumu iletmiş. Ve zaten kaynaklarda da geçiyor. İmam Gazali'nin mezarının yeri bir şekilde tarif ediliyor. Moğollar istila etmiş çünkü tam olarak nerede olduğu bilinmiyordu ama hemen karşımızda gördüğünüz gibi surlar orada, şehrin surlarının hemen kenarında mezarı olduğu söyleniyordu. Burada da mezarı gördüğünüz gibi. Bulunduğu 2009-2010 gibi bilmiyorum tam tarihini ama bilmiyorum biz böyle bir şey yapar mıydık ya da başkaları böyle bir şey yapar mıydı? Hangi dine mensup olursa olsun, hangi mezhebe mensup olursa olsun dünya tarihine bu kadar büyük damga vurmuş bir insanın mezarının layık görüldüğü şekil bu şekilde. Yani çok İran'da devletle ilgili bu zamana kadar hiç olumsuz bir şey söylememiştim ama şu an bunu görmek gerçekten üzücü oldu. Şu an Horasan'dayız. Tuz şehrindeyiz. Bizim için çok önemli bir yer. Tarih için çok önemli bir yer. Buradaki gezimize devam edeceğiz. Şimdi Firdevs'i göreceğiz. Yarın Hacı Bektaş Veli'nin olduğu bölgelere gideceğiz. Oraları göreceğiz. Neyse şimdi devam edelim. Şöyle yapının üstüne çıkmadım ama bir çıkayım size de göstereyim. Gazali. Gabri Gazali. Gabri Gazali. Harap. Kabri Gazali ama harap. Farsi mi diye mi harfi? Kem. Bakın burada da alt katman var. Burada bir katman var. Burada da kümmet var. Bu zamanında yapının burasında da muhtemelen bir giriş varmış. Hatta buradaki kazı faaliyetleri sırasında da burada bir kapı varmış. Buranın da eski hali var. Terör örgülü ve çatılı yani. Bir ara yine burası bir düzgünmüş. Burada bir kapı varmış ama buraya dozer gelmiş, resmen buradaki alt katı doldurmuş. Burayı resmen bu kapı girişini mahvetmiş. Buradaki daha önceki yapıyı da, tuğlaları da mahvetmişler. Ne diyeyim, böyle... Ben bir önceki videolarımdan birisinde demiştim ki ya İran'da restorasyon ne kadar güzel diye. Buradaki yapılan da resmen restorasyon da değil, başka bir şey değil, katliam yapılmış yani. Ne diyeyim ya, bilemedim. Gerçekten yani sinirlendim. Gerçekten sinirlendim ama yapacak da bir şey yok. El toprağındayız. İnanıyorum ki Tika'ya müsaade edilse buraya muhteşem, buradaki yatan zata yakışır bir şekilde bir yer yapardı. Yani aslına uygun bir kümet haline getirirdi ama herhalde müsaade edilmemiş. Horasan Tuz gezim devam ediyor. Şimdi Haruniye Medresesi'ne geldik ama Haruniye Medresesi'nin medrese mi, türbe mi olduğu konusu biraz muallak bir konu. Evet burada böyle bir yapı var, böyle bir tarih var ama ben değil aslında tarih kaynaklarda buranın tam olarak ne olduğunu net bir şekilde yazmıyor. Ama size Haruniye Medresesi'nin tarihini yine de Samira'ya anlattıralım. Samira gayet iyi biliyor. İçinde bulunduğumuz medresenin herhalde minyatür hali. Haruniye Medresesi bu kısım değil ama diğer kısımda. Orayı da göreceğiz. Evet, diğer kısımda zaten medrese olarak geçiyor. Tuz şehrinin en eski yapısı söyleyeyim. Haruniye Kubbesi. Yani tam olarak ne amaçla yapıldığı bugüne kadar tam net değil. Ama büyük ihtimalle diyorlar ki şöyle mesela Abbasi halifesi, 5. halife Harun Reşid'in mezarı burada olduğu düşünülüyor. Bazı kaynaklarda da diyorlar ki Harun Reşid Şiiliğin 7. imamı İmam Musa-i Kazım'ı burada hapsetmişti. Hatta bazı kaynaklarda da tam bu binanın altında İslamiyet'ten önce Zerdüşt Tapınağı'nın var olduğu düşünülüyor. O yüzden burası Tuz şehrinin en eski yapılarından ya da daha doğrusu en eski yapısı diyebilirim.
Ve tam binanın önünde de İmam Muhammed Gazali diye bir anıt taşı vardır. Üzerinde de yazılıyor. Bu kadar yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şu gördüğünüz alan medrese ve mescit diye geçiyor. Zaten Moğollar, büyük ihtimalle Moğollar döneminde kalmış bir yapı. Şu anda da arkeoloji yapılar devam ediyor. Şöyle, demin anlattığım Haruniye Kubbesi, yani tam Harun-ı Reşid'in bir mezar orada olduğu düşünmüyor. Çünkü eğer karşısına bu alana baktığımızda, yani eğer o yapı o dönemde yapıldıysa, onunki yani bugün böyle bu halde olması gerekiyordu. Büyük ihtimalle demin anlattığım Haruniye Kubbesi bir hangah, yani dervişlerin olduğu yer düşünülüyor. Ama yine de dediğim gibi tam olarak bilinmiyor. Burası da gördüğünüz Tuz şehrinin en eski noktası, en eski kalıntılardan birisi. Ve arkeoloji araştırmalara göre ve şu noktada bu sütunların olduğu yer büyük ihtimalle bir mescid olarak kullanılmış. Ve etrafta da şu anda da hala devam ediyor ve medrese izleri burada görülmüştür. Medrese olma ihtimali yüksek ama henüz net %100 değil. Değil, evet. Teşekkürler. Evet, rica ederim. Ha, şu an nereye geldik? Şimdi Fars dili ve edebiyatının en büyük şairlerinden birisi Firdevsi'nin mezarındayız. Firdevsi 10. yüzyılda Tuz şehrinde dünyaya geliyor ve dünyaca ünlü Şehname adlı kitabını 30 yıl içerisinde tamamlıyor. Zaten mezarının önünde kocaman bir havuz var. Havuzun içerisinde 30 tane nilüfer ya da lotus çiçeği var. Ve bu da Şehname'nin 30 yıl içerisinde yazdığını simgeliyor. Zaten mezarına baktığınızda böyle bir anıt mezar görüyoruz. Ve tam ortasında da yine Zerdüştlerin Ferveher veya Ahura Mazda simgesi. İyi düşün, iyi söz söyle ve iyi davran diye. Üç temel. Evet, üç temel şey vardı. Zaten Şehname'nin başlangıcı Allah'ın adıyla başlıyor ve burada da işte şiirsel olarak Şehname'nin ilk geçtiği o beyitler Allah'ı överek Şehname'yi başlıyor. Burada da yazıyor. Firdevsi zaten İran'da çok meşhur ve bu Şehname İranlılar için neden çok ünlü ve çok kıymetli olduğu sebebi de işte Firdevsi hem Farsça dilini canlandırıyor ve hem İran'ın tarih öncesinden ta Sasani, yani 2. Pers İmparatorluk dönemine kadar İran'ın tarihini canlandırıyor. O yüzdendir İranlılar Şehname'yi çok kutsal, çok değerli bir kitap olarak biliyorlar. Burada Şehname'den yazıtlar ya da canlandırmalar var. Şu an Gazali'nin mezarıyla Firdevsi'nin mezarı yaklaşık 2 kilometre ve 2,5 kilometre bir şey. Ve kullanılan, yani burada, yani şu an burada gördüğünüz gibi ihtişamlı bir yapı var. Hani biraz önce yerin üstünde gördüğümüz anıtın altında burada değerli mermer, bu şu an çok kaliteli ve değerli mermerlerden yapılmış burada bir anıt mezarı var. Ve arası sadece 2 ya da 2,5 kilometre. Gazali de çok büyük bir insan, Firdevsi de çok büyük bir insan ama işte maalesef burada yapılan ayrımcılığı görebiliyorsunuz. Firdevsi'ye bu kadar değer verilirken, ki verilmesi gerekiyordu zaten. Gazali'nin bu kadar değersizleştirilmesi düşündürücü. Düşündürücü de değil yani, ideolojik tamamen. Ne bileyim, üzüntü verici bir durum yani. Şimdi Firdevsi'nin anıtının hemen yanına Şecercan'ı görmüşler. Şecercan İran'da ünlü bir sanatçı. Ama biraz bazı söylemlerinden ötürü istenmeyen adam modundaydı. Ama hatta onun okuduğu ezan burada Ramazan'da televizyonlarda dinletilirdi. Ama biraz bazı söylemlerinden ötürü bu şarkıları ya da o ezanı yasaklanmıştı televizyonlardan. Öldüğünde buraya gömülmesini kimse beklemedi, hiç düşünülmüyordu bile. Ama buraya gömdüler Firdevsi'nin yanına. Öldükten sonra değerebilindi yani.
Yok abi, ölmemişten kabak da çok isterim. Türkçe başa düştü. Ölmemişten kabak da bile severdi. Yok, insanlar severdi. Ama... Ölenden sonra da daha severdi. Daha sevdi ama ölmeden önce biraz hükümetle arası iyi hükümetle değildi. Hükümetle hemşinin arası yakşı değildi. Yakşı değildi. Firdevs'in ziyaretini de bitirdik. Biraz önce sanatçıyı ziyaret ettiğim sırada onunla ilgili konuşurken hükümetler arasında problem falan var derken araya Türkçe bilen bir abi girdi. Tebriz'de Türk bir abimiz girdi. Şarj bitmiş olabilir orada. Hala hükümetler arası var, sorun var dedi ama biz onu çok sevdiğimiz için böyle bir şereflendirdiler onun cenazesini ve buraya gömdüler gibi bir şey dedi. Ama o öldükten sonra biz onu daha çok sevmeye başladık. Yani onun değerini öldükten sonra daha çok bildik dedi. Genel olarak da bu zaten hep böyledir. Böyle Firdevs'in alanını size daha da dışarıdan göstereyim. Ta nereden başlıyor bu yeşil alan? Etraf böyle yeşil, temiz, düzenli ve karşıda da Firdevs'in anıtı var. Bu insanlar yani Mevlana olsun, Firdevs'i olsun, Gazali olsun. Bunlar dünyaya mal olmuş insanlar. Dünya vatandaşı insanlar. Tüm dünya tarafından kabul edilmiş. Sevilen insanlar. Bunların bana kalırsa Türk'tür, Fars'tır diye tartışılması bile gereksiz. Hani geçen Mevlana ile ilgili bir hikaye etmiştim. Altına herkes Fars'tı, yok Türk'tü diye tartışmalar var. Gerek yok bunları tartışmamız aslında. Onun değerini yüceltmiyoruz ki onu Fars yaparak ya da Türk yaparak. Onu anlamamız, bize verdiği mesajları öğrenmemiz ya da onu dünyada yaşam tarzımızda uygulamamız önemli olan. Ben Japonya'ya gittim, Tayland'a gittim, Malezya'ya gittim. Mevlana vardı, Mevlana'ya saygı vardı. Anlamak lazım. Biz ama hala anlamak yerine ırksal ya da mezhepsel kaygılarla onlara karşı sahiplenme ya da reddetme tavrına girmişiz. Bugün gördüğünüz gibi Firdevs'i bu kadar güzel bir yerde yatırıyorken 2 kilometre hemen şu ileride Gazali'yi o şekilde yatmasına razı gelmişler. Bu isterseniz devlet yönetimindeki bir kadem olsun, isterseniz biz gibi bireysel insanlar olsun. İşte bunun sebebi şu. Ya Türk'tü, ya Fars'tı, ya Şii'di, ya Sünni'di, Hanefi'di falan. Bu tarz insanların bu tartışmalara alet olması, işte değerinin yitirilmesine, aslında değeri yitirilmez ama işte hatıratlarının bu denli kötü şekilde yaşamasına sebep oluyor. Umarım Gazali'nin yattığı yer hak ettiği değere gelir. Altın varaklar falan yapılsın ya da bu kadar lüks şatafat içerisinde bir yaşam alanı yapılsın demiyorum tabii ki. Ama yine de o kadar değerli bir insanın yattığı yerin daha düzenli, daha tertipli ve daha temiz olması gerekirdi. Olması gereken de bu. Kim olursanız olun. Bu isterse bugün İngiltere'de olsaydı yine öyle olması gerekirdi ama bugün burada bu Gazali'ye yapılan durum ne bileyim çok da bir şey söyleyemiyorsunuz işte. Tık tık. Tık tık sosu. Mungraba. Tık tık. Mungraba. Ay. Mungraba. Sugar verdi. No. Efendim. Hello. How are you? I am good. I am fine. And you? I love you, Susu. I love you, Tuk Tuk. Ha, dondular.